biz yeni nesil Türk mutfağıyız. Diyorlar diyorum şimdi, sen bize ayı mı demek istiyorsun? Allah. Para verin, yediğiniz kahvaltının karşılığında biz de alalım sizi, anladın mı? Abi sen şimdi bu kadar reklam yapacaksın, sen bir de bizden para mı alacaksın? Bizim diyetisyenlerimiz dedi ki ya makarna yedirme, bunu yedirme, bunu yedirme. Oğlum uşaklar nasıl koşacak da onu yemezse bunu yemezse? Sen Anlat İstanbul'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizim Ulaş'la dedik ki çıkalım yine bir lezzet videosu çekelim. Geldik bu sefer İstanbul'un en kuzeyine. Şu anda Zekeriya Köy'deyiz. Arkadaşlar geçen gün bir kahvaltı mekanına gitmişler ve öve öve bitiremediler. Orası Ora Garden diye bir mekan. Ve biz de dedik ki gidelim Ulaş'la deneyelim bakalım. O serpme kahvaltısı gerçekten de bizim arkadaşların övdükleri, anlattıkları kadar var mı? Zaten ilk girdiğimizde bahçeyi acayip beğendik. Muhteşem bir alan. Dekorasyon çok hoşumuza gitti. Bir de kış bahçesi var şimdi tabii. Şansımıza biz bugün geldik. Hava böyle yazdan kalma ama önümüzün kış olduğunu düşünürsek kış bahçesi falan da olan bir alan. Neyse ben lafı çok fazla uzatmayayım. Direkt masaya geçelim ve birazdan o güzel kahvaltılarının tadına bakalım. Haydi. Serpme kahvaltı alalım biz iki kişilik. Valla İstanbul'dan uzaklaştık. Buralara geldiğimiz gibi gözümüz gönlümüz açılmaya başladı. Öyle zaten şu bahçesine bayıldım ben buranın. Umarım kahvaltısı da aynı şekilde hoşumuza gider. Ulaş. Oğlum adamların kurdukları sofraya bak abi. Ben yine heyecanlanmaya başladım abi. Dayanamıyorum. Ben başlıyorum abi. Of şu puf ekmek de böyle lavaş. Kendi kendime düşündüm abi, bir de kuymak mı söyleyeyim diye. De gerek yok abi, yiyemeyeceğiz. Bunlar hiç, bunlar bak. Bu adam hiçbir şey yapmamış. Ulaş oğlum ne diyet kaldı ne bir şey abi. Böyle yağlı yağlı sucuklu. Of sucuklu çok büyümüş. Konuşamadım da. Teşekkür ederim. Masada yer kalmadı abi. Abi ben dedim. Ulaş şu yumurtayı da hemen önüne almışsın abi ya. Öf buna ne ekmek bandırırım ben şimdi ha. Arkadaşlar Ora Garden, valla bahçenin güzelliği kadar kahvaltının güzelliği de hoşuma gitti. Birazdan şimdi Ulaş kamerayı kapattığında ben bütün burayı böyle silip süpüreceğim. Akşam da buradan da spora gidiyoruz. Yediklerimizi eritmek için, yoksa düşünün halimiz yani. Eğer ki bu güzelliğin ve bu muhteşem doğanın keyfini sürmek isterseniz Ora Garden. Burası Zekeriya Köy'de. Şehirden biraz kaçabilirsiniz. Kuzeye doğru çıkmanızı tavsiye ediyorum. Arkada hem havuz, çocuk alanı, oyun alanı, kapalı mekan, açık mekan, muazzam güzellikte bir bahçesi var buranın. Hoş geldiniz. Abi, eyvallah abi. Sağ ol abim. Buyur. Maşallah bitirir misiniz? Abi sorma. Nasıl bitireyim abi? Ben diyetteyim ya. Sabah kahvaltısı insan vücudunun mazotu, benzini oluyor. Doğru söylüyorsun. Doğru olursanız diyeti oyundan sonra devam edersiniz. Abi biz şimdi gündüz böyle videolarımızı çekiyoruz. Ondan sonra buradan akşam kalkıp spora gidiyoruz. Her seferinde spor hocasından fırça yiyoruz. Diyor ki çocuklar diyor, zaman harcıyorsunuz, efor harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz diye. Ondan sonra gidip diyor koca kahvaltı sofralarına oturuyorsunuz diyor bize. Tabii ki şöyle, spor hocası onu söyleyebilir.
Ama spor hocası yemiyor mu? Yiyor tabii. Yumurta yemiyor mu? Bal yemiyor mu? Reçel yemiyor mu? Patates yemiyor mu? Abi biz diyetisyene gittiğimizde diyetisyen bize bir sabah kahvaltı menüsü verdi. Dedi ki şu kadar bir tane kraker diyor. Üzerine diyor kibrit kutusu kadar yağsız peynir diyor. Yanına da şekersiz açık çay diyor. Sordunuz mu hocam sen bunu yiyor musun diye? Değil mi? Kendisine say. Biz çocukluğumuzda köyde yumurtalar, tereyağlar, mısırlar, kuymaklar her şey olurdu. Hiç kimsenin daha bir kilo derdi yok bilmem ne. Dedem 162 kiloydu. 98 yaşında rahmetli oldu ki ama 7 de rahmetli oldu. Mısır ekmeğini çok yedi rahmetli oldu. En azından abi atın ölümü arpadan olmuş. Olsun. Biz millet olarak damak tadını bilen bir toplumuz. Evet abi. Çünkü bir tarım ülkesiyiz. Topraklarımızdan ve coğrafyamızdan ne çıkarsa bunu yeriz. Denizimiz de buna dahil. Ama biz yeni nesil Türk mutfağıyız. Siz de şeref vermişsiniz, hoş gelmişsiniz. Sağ ol abi. Yeni nesil Türk mutfağı derken tabii ben ülkesini ve milletini seven insanım. Biz şey olarak da, konsept olarak da kendi ülkemizin değerleri ve damak tadı üzerinden kendi insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda siz biraz diyetisyeni dinlemeyin bana göre. Canınızın kıymetini bilin, bulduğunuzu yiyin. Abi zaten şimdi geldik, kahvaltının tadına baktık. Kahvaltıyı beğendik, bir gün geleceğiz. Aşçıbaşıyla pide yapacağız abi beraber. Diyeceksen ki diyetisyen gene pide yeme. Ya abi diyetisyen desin abi sen diyetisyen. Ama diyetisyen ayıyım bana. Umut hocam yani şimdi ne yapayım abi? Şimdi bak birazdan senin yanına geleceğim. Sen bir yandan fırça atıyorsun. Burada abim fırça atıyor. Yemezsen. Şöyle söyleyeyim. Biz yiyerek ayakta kalmış. Kurtuluş Savaşı'ndaki ambarlardaki buğdayla savaşı kazanmış bir milletiz. Yiyerek kazanmışız. Değil mi? Vura vura kazanmışız. Abi zaten benim zaten kimseyi dinlediğim yok. Baksana abi şu halime. Çok hasretli. Maşallahım var be. Zaten dinleseydin şu anda böyle şey gibi kalmıştık böyle. Sallanır olurduk da. Ay. 115 kiloyum abi. Maşallahım var. Maşallahım ama boy da var. Değil mi? Yemekten zarar gelmez. Tabii ki yemek derken yani organik olan ürünler. Evet abi. Yani doğru olan ürünler, doğru olan yağlar. Bunlar çok önemli. Bizde bu konuda kullandığımız bütün ürünler doğaldır, katkısızdır. Yani tereyağımız olsun, yağımız, akıza ne gelirse. Yani tabii dedim, ondan dolayıdır ki rahat rahat yiyebilirsiniz. Keyif almış olmanız gerekiyor. Bizden ve bizim işletmemizden, personelimizden. Aldık abi, sağ olsunlar, ellerinize sağlık. Diyetisyen sana çay içme diyor mu? Yok, çayı şekersiz olmak koşuluyla ama biraz koyu olmuş. Ama biraz çok iş yani. Biz de ofluyuz, biz çay üretiyoruz. Bizim çayımız içiyor. Her gün bir çay iç bakalım. 10 tane çay içiyoruz. Değil mi? Peki en çok neyi sevdiniz burada? Abi en çok şu pideler var ya. Şu peynirli ve kuşbaşılı pidelere bayıldık abi. Bir de sucuğunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz abi? Sucuk çok hoşuma gitti. Şimdi biz et üzerine bir dükkanız. Yeni nesil Türk mutfağı da ondan söylüyoruz. Yani ürünlerimiz değil mi size doğru, doğrudan doğru alıyoruz bunları. Evet. Doğru, çok sık geliyoruz. Çünkü bizim insanımız çok kıymetli. Benim için bu ülkenin bütün insanları çok kıymetli. Eyvallah. Ama sen yemek yediğin müddetçe kıymetlisin. Yemesen kıymetli. Değil mi? Şimdi ben yıllarca futbol yöneticilik yaptım kulüplerde de. Bizde kulüp hocası işte bizim diyetisyenlerimiz derdi ki ya bu makarna yedirme, bunu yedirme, bunu yedirme. Olurdu. Uşaklar nasıl koşacak da onu yemese bunu yemese. Değil mi? Spor hocasının yanına gidiyor. Spor hocasının yanına giderken bir balıkçımız var. Sağ olsunlar, çok seviyoruz arkadaşları. Gittiğimizde çocuklar hep şey diyor. Abi diyor hemen bir diyor yarım ekmek somon füme yapayım mı abi diyor. Ya diyorum ki abi somonu ayılar kış uykusuna yatmadan önce bol bol yiyorlar ki yağ depoluyorlar diyorum. Şimdi sen bize ayı mı demek istiyorsun ya? Ondan sonra tabii Ulaş diyor ki, diyorum ki abi yemeyelim bak çok yağlı. Ulaş diyor ki yok abi sen yap diyor. Nasıl sonra birazdan sporda eriteceğiz diyor. Gittim spor hocasına sordum ya dedim hocam şimdi hani somonu yağlı yedik mi zararı var? Ya dedi illa yağlı yemek dedi zararlı diye bir şey olur mu dedi. Sen dedi yağlı yiyeceksin ondan sonra spor yapacaksın ondan enerjiye çevireceksin dedi. Hmm. Yani yemezsen neyi çevireceksin enerjiye? Abi hep kilo vereceğim derken bu sefer kastan giderse ne olacak? Değil mi? Doğru. Bu da güzel bir bakış açısı mesela spor hocasının. Ben yıllar önce bir arkadaşım Trabzon'a Ufa götürdüm yaylaya çıkacağız. Dedim ona ya burada lokantada yemek ye. Ben biraz balık falan alayım yaylaya çıkarız. Tabii bizim Karadeniz kültüründe çok böyle servis mükemmel değildir. Yani hizmet sektöründe fazla yoktur. Biz inşaat sektöründeyiz. Arkadaşım demiş ki beyefendi bana bir menü verir misin? Demiş ne menüsü? Kalk orada bak ne varsa sesle sana söyleyeyim. Arkadaşım bana telefon açtı dedi. Genver abi gel beni kurtar. Bu da lokantada yemek değil dayak yiyeceğim dedi. Bu da bize bir ufuk verdi. Yani biz hizmet sektöründe başarılı olmalıyız diye bir Karadenizli olarak. Bu ülkenin bir evladı olarak. O yüzden inşallah işimizi doğru yapacağız. İyi yapacağız. Kaliteli yapacağız.
ülkemizin her insanına bir şekilde hizmet etmek isteyen bir firmayız. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah abi. Gelin diyetisyen de getirin, ben onu da bir şeyler getiririm. <Emin olun>. Tamam abi. Bizim o meşhur odun fırınınızda oturup açık pide yapacağız ustayla beraber. Sen mi yapacaksın bunu? Usta bana öğretecek, beraber yapacağız. Sonra da ustayla kapışacağız abi. Hangisi hangimizinki daha güzel oldu diye. Meslek değişikliği yok değil mi? Gene devam. Yok abi, yok. İşini elinden almam abi. Olur ya. İhtiyaç varsa seni çağırırım. İşte öğret ki abi. Daha, bu sefer de, o fırının karşısında yerirsin. Yediğini yakarsın. Değil mi? Aynen. Bak, otun yakmaya gerek yok. Ulaş bak, bir kol daha açıldı abi bize. Bir kapı daha açıldı. Açılsın tabii ki. Bütün kapılar bize açılsın. Çünkü biz işimizi doğru yapıyoruz. Eyvallah abi. Siz de sevilen sayılan bir kişiler sahipsiniz. Sağ ol. Emek abi. Veriyorsunuz. İnşallah emeğinizin karşılığı alırsınız. İnşallah. Bize de para verin, yediğiniz kahvaltının karşılığını da biz de alalım sizden, anladın mı? Ben abi sen şimdi bu kadar reklam yapacağız, sen bir de bizden para mı alacaksın? Abi yani Allah diyor 40'ta bir zekat diyor. Sen şimdi bunu bir tanesini yemişsin, bir tane yok abi, yemedim hepsini ya. Yani bir şey yemişini yemişsin. Yani değil mi? Bir tane geri koyacak şey bırakmamışsın diyorsun. Enver abicim, elinize sağlık abi. Mekanınızı çok beğendik. Özellikle bahçenize bayıldım abi. Pazar günü gelmek istemiyoruz. Kalabalıktan korkuyoruz abi. Biz hafta içi geldik. Doğru yaptınız yani. Evet abi, mekanınız büyük. Hem kapalı hem açık. Hafta çok sıkışmayacak. Hafta sonu gerçekten yoğunuz ama hafta içi de belli bir pörtülerimiz var çok şükür. Ama her zaman bekliyorum. Çok da çok teşekkür ediyorum size. Nezaket. Sağ ol abi. Teşekkür ediyoruz. Memnuniyetinize, esprinize, güler yüzünüze. Sakallarını da çok beğendim seni. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abicim. Teşekkür ederim. Bir de sadece sabah kahvaltısı değil, aynı zamanda arkadaşlar ızgara yapıyor. Izgara konusunda bayağı bir iddialılar. Biz buraya bilare bir de ızgara, et ızgara için geleceğiz. Onu da inşallah Ulaş isterse sizin için çekeriz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videomuz hoşunuza gittiyse lütfen bir like butonuna basmayı bizden esirgemeyin. Eğer ki kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Bundan sonraki videoları kaçırmayın. Sen anlat İstanbul, biz yiyelim.